efendim, bu güzel konseri bir dakikalık bir anons için bölüyorum. 10 yaşlarında bir çocuğumuz Kemal Özer kaybolmuş şu anda sahnemizin yanında. Annesi eğer buralarda sürükler onu hemen sahnenin sağ tarafına davet ediyoruz. Hatice Özer. Hatice Özer, oğlumuz Kemal Özer şu anda sahnede. Evet, teşekkür ediyoruz. Mehtar konserimize devam ediyor. Ateşi aşkınla. Aşkın! Hay! Ya Allah! Ergon'un parası, subaşı durak, kemirir gönlümü bir simsi pırak. Aslan! Hayır! Hemen buyur! Ya Allah! Yeah.
Çok. Teşekkür ederim efendim. Vaktimiz biraz kısıtlı olduğu için biraz hızlı geçiyoruz. Gel Osman dediğin bir küçük kuşak, beline bağlamış İbrişim kuşak. Efendim, bu güzel konseriyle maalesef acil bir anonsla kesiyorum. 3 yaşında bir çocuğumuz bu kalabalıkta kaybolmuşların insaniyet namına lütfen hemen sahnenizin sağ tarafına getirmeleri önemli duyurulur. Enes Baki Boza, kayıptır efendim. Hay! Ya Allah! Oh.
Efsane Süleyman Marşı. Uygun adım. Hayır hayır. Ya Allah. Öncelikle Yüce Allah'a şükranlarımı, şükürlerimi belirtir ve sizlere de bu fırsatı bana vermenizden dolayı vatandaşlarıma, halkıma da teşekkürlerimi belirtilirim. Sevgili dostlar, tabii ki öncelikle 43 yaşında bir insan olarak Allah'a çok şükürler olsun, başarılar dolu bir hayatım oldu. Ve ben her zaman bu başarıları borçlu olduğumu anlatırken, nasıl yaptığımı anlatırken hep anam aklıma gelmiştir. Ve siz gençler, abilerimiz, kardeşlerimiz, şunu unutmayınız ki anasına babasına saygıda kusur etmeyen, onlara öf bile demeden, onları kırmadan, sevgiyle, saygıyla onları kucaklayan insanların sırtını Allah-u Teala yere getirmiyor. Beni doğuran anam da şimdi burada aranızda. Tekrar tekrar ondan Allah razı olsun. Beni dünyaya getiren anam bana bu hizmet etme fırsatlarını verdiği için tekrar ondan Allah razı olsun diyorum. Allah onun her şeyi gönlüne göre versin diyorum. Allah razı olsun senden anacığım. Sevgili kardeşlerim, 3 günlük dünya İnsanın gözünde o kadar büyüyor ki sanki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Veyahut da bu dünya malı bizimle beraber ahirete gidecekmişiz gibi ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki hayat o kadar kısa ki 80 yaşında 90 yaşındaki bir insana sorun. Dedeciğim, hayattan ne öğrendin? Hayat nedir diye sorun, cevabı şu olacak. Sanki bir göz açıp kapayıncaya kadar geldi geçti. Sanki bir saniyeydi. İşte hayat bu kadar kısa. 100 yaşında da geriye baksanız hayat bir saniye. 20 yaşında da baksanız hayat bir saniye. O zaman bu kısa hayatı severek, sevgiyle, saygıyla, birbirimizi muhabbetle, sevgiyle kucaklayarak geçirmemiz gerekmektedir. Hani demiş ya Peygamberimiz, sorulduğu zaman kendisine Müslüman kimdir diye, sahabe sorduğu zaman Peygamberimize cevabı şu olmuştu: Müslüman elinden ve dilinden başkasına zarar gelmeyen insana derler. Şu kadar bu dünyada çiftçisiyle, öğretmeniyle, siyasetçisiyle, bakanıyla, milletvekiliyle, polisiyle, eğer hepimiz üzerimize düşen görevi layıkıyla ve dürüstçe yaparsak çocuklarımıza huzurlu, hür bir memleket bırakırız. Ki eğer üzerimize düşen görevi yapmazsak çocuklarımıza maalesef fakir ve gözyaşıyla sulanan bir memleket bırakırız. Biz değil 30 kişilik sınıflarda okusun dedik, çocuklarımızın bir saniyesi boşa geçmesin dedik. Eğer devletimiz tapusu ve imanı olmadığı için okulu yapamıyorsa biz yaparız dedik ve çocuklarımızı o 60 kişilik 50 yıllık okullardan 30'ar kişilik sınıflara, okullara taşıdık. Ve Allah'ın izniyle hepimiz yaşayarak göreceğiz, Allah ömür verirse,
O çocuklar 10 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli yerlerinde görev alan önemli insanlar olacak. İnşallah Allah-u Teala o çocuklarımızın memleketin kadrolarında yetiştiği günleri de bizlere gösterir. Sevgili dostlar, fazla süreyi uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Acizane Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nefes, sizlerin vermiş olduğu bize o yetki nereye kadar gidecekse canımızı, nefesimizi, vücudumuzu, her şeyimizi bu vatana adamaya devam edeceğiz. Hem yerde yatan şehitlerimize layık olmak için canla başla çalışacağız, hem de çocuklarımıza namuslu, şerefli, hür bir memleket bırakabilmek için canla başla çalışacağız. Bir Müslümana ve bir Türk'e düşen işte görev de budur. Ve Allah'ın izniyle 2 yıllık süre içerisinde daha nice hizmetler yaparak sizlerin huzuruna vermiş olduğumuz sözleri tutmanın mutluluğu ve gururuyla çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Ve benim sizden son olarak istirhamım şudur ki bu istirhamım her konuşmalarımda yaptığım, söylediğim şeylerdir. Lütfen dostlarım, Aksulu hemşerilerim, birbiriniz arasında fitne, fesat, sevgisizlik, uyumsuzluk, geçimsizlik gibi olayların içerisine düşmeyin. Televizyonları ve haberleri izlediğimiz zaman ne görüyoruz? Türk milleti üzerinde oynanan oyunları Türk-Kürt gibi önemsiz meselelerden çıkarttırılmak istenilen çatışmaları, ardından gelecek olan Alevi-Sünni gibi çatışmalar veyahut da işte Karadeniz'de Akdeniz'de gibi ülkemizi ve milletimizi bölmek için çalışmalar karşımıza çıkacak. Türk milleti o kadar güçlü ki ve imanından gelen kahramanlık ve cesarete sahip ki Türk milletiyle karşı karşıya gelip savaşmaktan çekiniyorlar. Ne yapıyorlar? İşte Kürt, Türk gibi, Alevi, Sünni gibi çatışmalarla veya ayrımcılıkla bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Unutmayalım ki eğer Allah muhafaza aramızdaki sevgi biter de birbirimize düşersek bu memleketten hiçbirimizin çocuğunun hürriyetinden ve canından bahsedemeyiz. Allah muhafaza birbirimize düşer ve düşman eline memleketimizi teslim edersek zannetmeyin ki düşman geldiği zaman sen Alevisin, sana dokunmuyorum. Sen Kürtsün, sen şu tarafa git. Yok efendim sen Sünnisin, sen bu tarafa git değil. Allah muhafaza, Allah göstermesin. Onlar geldiği zaman topyekun Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hepimizin ağzımızın tadı kaçacak. Çocuklarımızın huzuru kaçacak. Bu memlekette maalesef rahat ve huzurlu nefes alamaz hale geleceğiz. Bunun ispatı nedir? İşte Suriye, işte Irak, işte Afganistan, işte Mısır, Libya ve değişik Müslüman ülkeler. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Allah-u Teala Türk milleti üzerinde oynayanlara fırsat vermesin. Türk milletinin birlik ve beraberliğini, gönlündeki sevgisini esirgemesin de hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim. İstiyorum sizlerle. Açılış törenine nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yurt dışı programım nedeniyle davetinize katılamıyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Açılışın hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle davetinize katılan tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı. Nazik davetinizi almış bulunmaktayım. Önceden belirlenmiş programım dolayısıyla yeni hizmet binasının açılış törenine katılamayacağım. Yeni binanız hayırlı uğurlu olsun. Allah başarılarınızı daim etsin. Saygılarımla Alem Murat Yücel, Kestel Belediye Başkanı. Yeni hizmet binamızın açılışına davetiniz için teşekkür ederim. Hayırlı olsun kutluyor. Size, Aksululara ve açılışa katılan tüm konuklara selam ve saygı... Bölgemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Tüm davetlere selam ve saygılarımı sunarım. Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekili. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha önce planlanmış programım sebebiyle belediyenizin yeni hizmet binası açılışına katılamadığım için üzgünüm. Yeni hizmet binanızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Açılışınızın coşkulu geçmesini diler. Tüm katılımcılara
sevgi ve saygılarımı sunarım. Meral Akşener, MHP İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Meclis çalışmalarımın yoğunluğu nedeniyle hizmet binanızın açılış programında aranızda olamıyorum. Nazik davetinize teşekkür eder, hizmet binanızın hayırlı olmasını diler, selamla sevgilerimi sunarım. Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili. 30 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirecek olan hizmet binası açılış törenine program yoğunluğumuz nedeniyle katılamayacağım. Katılımını dilerim. Saygılarımla. Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik. Yeni hizmet binası açılışına davetinize teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diler, sevgiler, saygılar sunarım. Deniz Baykal, Antalya Milletvekili. Aksu Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan Aksu Belediyesi Hizmet Binası açılış törenine katılımım için göndermiş olduğunuz nazik davetinizi almış bulunuyorum. Ancak önceden planlanmış programım sebebiyle nazik davetinize katılamıyorum. Allah başarılarınızı daim etsin. Davet eski başkanı Sayın Veli Atik. Bugün açılışı yapılan belediyeniz yeni hizmet binasının hayırlı uğurlu olması temennisiyle çalışmalar... Ben herhangi bir sıkıntı varsa lütfen sakin olalım önce. Açın, 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 açın. Sanırım havai fişeklerimizden biri çok yakın patladı. Herhangi bir sıkıntı varsa zaten müdahale edilecektir. Lütfen halkımız sakin olsun. Konuklarımız oturalım. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Thank you.
kucakladım sen diye. Aşamadım çoluk beni kar diye. Çok yazıklar kucakladım sen diye. Teşekkür ederim. Akraba olduk artık gelip gidin. İsa Başkan. Akraba olduk artık. Bütün akrabalarımı selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Belediye Başkanım ve protokolde bulunan birbirinden değerli belediye başkanlarım, sevgili büyüklerim ve siz güzel insanlar, yine bu güzel ve anlamlı geceye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yine çok güzel bir gece olacak. Yine çok güzel bir gece olacak. Çünkü şu anda yine hani Sima olarak tanıdıklarıma lütfen kusurumu bağışlayın. Murat Başkanım burada, Küçükköy Belediye Başkanım. Edim Bey burada. Edim Bey, kankim benim ya. Kankim de gelmiş benim. Edim, Mr. Edim. Mr. Edim. Kankam ya. Hoş geldiniz. Ve gerçekten yine çok heyecanlıyım. Artık Ankaralı'ya tıp herhalde Aksu diye yazdıracağım ben. Böyle olacak bu gidişle. Başka türlü olmayacak. Ama bir şey söylemek istiyorum ya. Vallahi billahi programa başlamadan önce. Dün sahnede kulaklarınızı çınlattık İsa Başkan. Çorum'da. Çorum İskilip miydi? Değil mi? Çorum İskilip'te kulaklarınızı çınlattık. Anam eşek diye giderken bir eşeğe çarptım ya. Vallaha. Arabayla gidiyoruz. Organizasyon geldi bizi aldı. Konser alanına gideceğiz. Anam eşek arabanın önüne çarptı. Havaya kalktı. İki takla attı. Arka camdan benim yanıma geldi. Vallahi böyle bir kaza şekli yok. Yemin ediyorum size böyle bir kaza şekli yok. 10 dakika sahnede kendimi toparlayamadım. Sürekli Aksu var aklımda. İsa Başkanım var aklımda. Ne oluyoruz dedim ya, ne oluyor? Sahnede tabii kimseye belli etmedik. Programı bitirdik. Belediye Başkanımız dedi ki, İskilip Belediye Başkanı. Arkadaşlar! Kar bulamazsan yar yolla. Kar bulamazsan.
Bulamazsan yar yolla. Bana kar yolla. Kalbim vuruyor, kalbim yok, tiki tak tak, tiki tak tak. Aha öğrenmiş de başla. Kalbim vuruyor, tiki tak tak, kalbim yok, tiki tak tak. Sonra bak nasıl tiki tak vuruyor. Helal olsun size. Sanki üçte. Avratlar siz bağırın bak şimdi. Kalbim vuruyor. Avratlar dedim. Avratlar anlamıyorsan hani hanımefendi. Hancık hani. Kalbim vuruyor. Doktorum oldu. Yok yok bana harbiden durmuş. Avratların kalbi sıcaktan mı durdu? Durdu çok mu çalışmakta? Hadi bakayım beyler. Beyleri deneyeyim o zaman. Kalbim vuruyor. Doktorum oldu. Bak Edim'in kalbi bile sizden daha iyi attı. Vallahi billahi. Sanki 3-4 helal. Alkışlar. Thank you.
İstediğin yere gidebilirsin. Dilediğini sevebilirsin.
kol. Seviyorum diyen deli seveyim. Mezara girersen ben de gelirim. Sen damat çal, ben de gelin olayım. İkimiz bir aslında öyle sevgilim. Benim sevgilim, canım sevgilim. İkimiz bir aslında öyle sevgilim. Benim sevgilim. Alkışlar nerede arkadaş? İşte sana ayrı bir ayarları dursun ya. Sazlar bir gidip gelmesin. Ortam
ilk eşekten düşmek falan sevmadım. Eşekten düşen adam olmazmış. Vallahi bir tembadan düştüm yani, böyle bir şey yok. Bizim resim mi alemde, resim? Nerede Fatma Hanım? Burada mı? Fatma Hanım nerede, burada mı? Burada. Hava neredesin kız? Nerede hava? Anam avradı bulamadı. Heh. Ayşe'yi görünce avradı bulamadı İsmail. Kız hava! Pik pik gel Allah aşkına. Neredesin? Hadi dur ben gel hava. Ay teşekkür ederim. Ay. Teşekkür ederim. Kız. Teşekkür ederim. Abla tut şunu. He? Ay oku oku vallahi yok. Bir şey söyleyeceğim. Aşağıda hoş geldin. Resmin tozunu alıyor musun? Valla İsmail abi hep yüz gülüyordu. Öyle mi? Resmin üstü tozu yok değil mi? Bak bir parmaklı olursam seni... Geri gel. Sana resmini tozlandırma. Efendim? Asla tozlandırma. Seni yok. Allah Allah Allah. Ellerine, sırtı, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Başkanım. 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 Güzel bakıyor musun? Bak bu sefer doğru avratla konuşayım değil mi? Bana hani hava değil, birbirine kaç tane gösterme ama göster. Sen hani neyse hani onu göster. Kaç tane koptur mu yapıyor daha böyle? Elin altında kimi varsa onu göster. Yakınında hangisi varsa. Onu gösterme bana. Ona göre. Havacım teşekkür ederim hayatım. Hemen senin için okuyorum. Yapılmaz ki, yapılmaz ki. Ama ya bu yapılmaz ki. Kirlenmiş bir mendil diye sokaklara atılmaz ki diyoruz ama alkışlayan o güzel eller. Hani? Ben öncelikle şunu
size anlatmadan geçemeyeceğim. Mesela biraz önce düşmenizin sebeplerince eşkıya nahı tuttu. Öyle mi? Bence de. Dedim ya Emre beni sormadı, onu sordu diye. Herhalde o yüzden oldu muhtemelen. Haşla ben şöyle duracağım seninle. Uzak duracağım. Bence ne yapalım biliyor musun? Onu kapatın arkadaşlar, kapatın. Başkanın mikrofonu kapatın. Ben size Zafer, en güzel mikrofonu sen alıyorsun her zaman. Ver onu bana. Şu aşağıdakine. Dedim ya Emre onu sordu, beni sormadı da eşeğe yaptık. Hızlı. Edin Bey'i de buraya alalım. Oynayacağız onunla şimdi koçum benim oynayacağız. Evet, o Edin, güzel. Edin Bey'i sahneye alıp Aksolu vatandaşlarına Edin Bey'le ilgili ve kardeşliğimizle ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. Mr. Edin Bey, can you come to here, please? Come please, Edin, come please. Come here, come here, Mr. Edin. Come here, please. Mr. Edin. Alkışlar! Tamam. Hello. Hello. Sevgili kardeşlerim, 3 yıl önce Polonya'nın Varşova başkentine yakın Şirem kasabasının belediye başkanı Edin Bey, 3 yıl önce kardeş şehir anlaşmamızı yaptığımız zaman onlar buraya geldiler, biz oraya gittik ve bir kardeşlik başlattık. Bu kardeşliği başlatmamızın sebebi şuydu. Kardeş şehir olmamızın sebebi şuydu. Çocuklarımıza sevgi dolu, barış dolu bir dünya bırakabilmek için Hristiyanlığı, Müslümanlığı, yok efendim Türkmüş, Rusmuş, Almanmış, Polonyalıymış ırkını bir tarafa bıraktık. Dedik ki biz beraber insanız. Gökte seyrettiğimiz güneş, ay hepimizin güneşi, ayı. Seyrettiğimiz yıldızları hepimiz beraber akşamları seyretmekteyiz. Dağlarımızdan esen rüzgar hepimizin rüzgarı. Aynı yağmurda ıslanmaktayız. Bu dünya hepimizinse o zaman dedik ki biz kardeşiz. Dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun dünyada barış olsun, çocuklarımıza gözyaşı değil, en büyük mirasımız barış olsun diyerek böyle bir kardeşliğe başladık. Birkaç sizlerle duygusunu paylaşmak istiyor Edin Bey. Mikrofonuna veriyorum. Witam serdecznie w Aksu. Hello everybody in Aksu. I warmly welcome you. Tüm misafirlerimize iyi akşamlar diyorum. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za zaproszenie. Dwa lata współpracy to bardzo dużo i na pewno dużo zbudujemy. Thank you the mayor for the invitation to this evening and I hope for the success future cooperation. Bu davet için özellikle belediye başkanına çok teşekkür ediyorum ve devamını gelecekteki yapacağımız işlerin devamını diliyorum. Życzę wszystkim miłej zabawy. Było tu bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę. I wish you all good enjoy this evening and I hope I will come back here again. Burada şu anda çok mutluyum ve tekrar geleceğimi söylemek istiyorum. Benim hakkında da soru sorsana. Hep kendiniz hakkında konuştunuz. Belediye hakkında konuştunuz, ne diyor? We love you. Çok sevdim. Thank you. Edim ne diyor benim hakkımda başlamak için? Ayşe Seyki, ask to you. Bardzo dobrze. Melodycznie jestem zafascynowany, że tylu ludzi bawi się razem. You are so famous here and I really appreciate to hear you. Çok başarılı bir sanatçısınız. Sizi özellikle tebrik etmek istiyorlar. Teşekkür ederim. Şimdi bunu bizim köydeki Naime'ye sorsaydık böyle yapar başlık. Anam kız senet yerinde durmamın kız. Ana pek de gözlerimizi televizyonda şişko gözüküyordu mu, kiloğlu değil bak. Hayır.
Televizyonda şişko gözüküyordun ama burada bayağı bir inceciymişsin. Ey haydi bağlım Maya, ey hoş geldin geldin derler derdi. Bizim köydeki Naim olsaydı bir de böyle yapardı ki dedi. Ayşe Türkçe'yle konuşurdu. Ben en güzel arkadaşları Adam, Ant ve sevgili eşi için istiyorum. Ben öyle dedim ama. Basın danışmanı yani benim emredem. Beni Adam, Mr. Adam, please. Please, come here, please. Ben iki tane kelime biliyorum. Aha buraya gel sahnede çekip gidiyorum hemen. Böyle de zamanlar gibi bir şekilde. Şimdi Adam Bey'i ve kaşık oynatacağız. Başkanımı kaşık oynatacağız. Evet. Ve ama sendeyiz. Evet aynen öyle.